Evet, sezonun bitmesiyle birlikte aslında pandemiyi de hesaba katarak çok geniş bir oyuncu havuzuyla başladık. Burada Türkiye Ligi'ni iyi geçiren, burayı hak etmiş oyuncu grubunu topladık. Şimdiye kadar da çok iyi çalışmalar yaptık. Tabii ki gönül arzu ederdi ki Fransa'daki turnuvaya da gidelim. Orada da takımımızı çek edelim. Çünkü liglerin geç bitmesiyle birlikte Sırbistan'a gittiğimiz kadrodan maalesef bazı oyuncuları götüremedik. Türkiye Ligi'nde playoff oynayan takım oyuncularını götüremedik. Buradaki turnuvamız, iki tane Belarus ve Rusya'ya karşı oynadığımız turnuvada da bence pozitif sinyaller aldık diye düşünüyorum. Elimizde oldukça genç, yetenekli bir kadro var ama aynı zamanda da tabii ki çok tecrübesizler. Ben Eurobasket'te bu çocuklar gençliklerini kullanıp, enerjilerini kullanıp hatalarını minimize ederse çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Maçın sonlarında kaybeden bir takımdık. Tabii ki o takımda en önemli tecrübeli oyuncularımızdan Işıl vardı. Dolayısıyla Işıl'ın da şu anda olmaması bizim bu jenerasyondaki geçişimizi birazcık zorlaştıracak ama dediğim gibi elimizde daha genç, daha enerjik bir takım var. Ben eğer enerjimizi sahaya koyup aklımızda da çok büyük hatalar yapmazsak, aynı sayfada tüm oyuncuları birleştirebilirsek çok güzel şeylerle ayrılacağımıza inanıyorum Eurobasket'ten ve bu çocuklara da çok güveniyorum. İyi niyetli, dediğim gibi son derece tecrübesiz ama çok iyi niyetli ve enerjik bir oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah oradan güzel sonuçlarla ayrılmayı hedefliyoruz. Tabii pandemi dönemi sonuçta muhtemelen de oradaki maçlarımız bubble ortamında olacak. Her zaman belki çok büyük bir seyirci grubu yanımızda olmuyordu ama Türkiye'den gelen belirli bir orana da sahip oluyorduk. Televizyondan verecek maçlarımızı. İnşallah Türk halkı bizden hayır dualarını eksik etmez. Bu çocuklar orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine ben çok inanıyorum.